Herkese merhaba. TED Edebiyat Buluşmalarının bu bölümünde Çağdaş Türk Edebiyatı'nın usta öykü ve romancılarından Sezin Kaymaz'ı konuk ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ederiz davetimizi kırmayıp bizim için buralara geldiğiniz için. Bugün bir kitabınız üzerinden ilerlemek yerine bir tema üzerinden ilerlemeyi düşündük. Söyleşimizi öyle gerçekleştirmek istedik. Temamız da edebiyat ve spor. 19 Mayıs haftamızda yaklaşırken öğrencilerimiz arasında hem kulüp bazında hem milli takımlar düzeyinde birçok öğrencimiz bulunuyor. Ama öğrencilerimiz spor hayatlarının yanında belki sporun edebiyatla ilişkisini daha önceden hiç düşünmemiş olabilirler. O yüzden sizin de bir spor insanı olarak, sporun bütün kademelerinde neredeyse görev almış bir insan olarak bize bu konuda katkılarınızı merak ettik ve bunları sormak isterim öncelikle. Şöyle başlayayım. Sporun sizin kişiliğinizin şekillenmesinde, yaşamınızın şekillenmesinde ne gibi katkıları oldu? Yani ufkun açılıyor bir kere. Yani oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun, değişik insanlarla sosyalleşiyorsun. Onlarla rakipken dost olmayı öğreniyorsun. Dostken rakip olmanın gereklerini yerine getirmen gerektiğini öğreniyorsun. Bir çeşit aslında şey bu, yani kazanma kaybetme provası. Ama bana en çok ne katkısı oldu dersen, sosyalleşmeden ziyade bana spor yenilmeyi öğretti. Yenilmeyi hazmetmeyi öğretti. Yenildikten sonra da hayatın devam ettiğini öğretti. Bir yere bir dükkan açsan, bir mağaza açsan, önünden geçip içeri girmeyen her müşteri seni yeniyor aslında. Sana bir gol atıyor. Skorda öne geçiyor. Yani hepsi seni reddediyor, yeniyor. Spor da böyle bir şey. Her maçı kazanamıyorsun. Hep bir sonraki maça göre yaşamak zorunda. Hayat da öyle. Yani bana şey olarak, yani kişilik olarak kattığı budur diyebilirim. Belki spor yapmasam yenilgiyi bu kadar kolay hazmedemezdim. Veya vazgeçmeyi bu kadar kolay başaramazdım birçok şeyden. Spor yapıyorsan vazgeçmeyi öğreniyorsun. Bir sporu çok önemli bir sporcu sakatlanıyor, vazgeçmek zorunda, başka bir tane bulmak zorunda, başka birini hazırlamak zorundasın. İyi şey, yani bu ikisi bana yetti açıkçası. Evet. Öteki kazanımları hariç, onları çok önemsemiyorum, kişilikle alakası olduğunu düşünüyorum. Evet, bu noktada hocam bununla bağlantılı bir soru aklıma geldi. Yani sporun özellikle de takım sporlarının işte empati duygusunu, grup çalışmasını, yenmek, yenilmek gibi, arkadaşlık, dostluk gibi birçok birbiriyle zıt görünen kavramı öğrenciye ya da sporcularımıza kattığını biliyoruz ama bu noktada hani spor bedensel bir pratik olmaktan çok yaşamsal da bir pratiktir diyebilir miyiz sizce? Deriz. Deriz. Hani çok böyle havalı bir laf gibi geliyor ama gerçekte de öyle. Hı hı. Düşün işte 20 tane, 20 sporcu var. 20 hı hı. tane ayrı insan demek bu. 20 hı hı. ayrı dünya, 20 ayrı anlayış. 20 ayrı yerden gelmişler. 20 ayrı aileden, kültürden, okuldan, sosyal çevreden gelmişler. Medeni seviyeden gelmişler. Biri daha kültürlü, ufku açık, biri daha içe kapalı. Sen onları bir kişi gibi hareket etmeye eğitiyorsun. Oraya doğru götürüyorsun. Dost olmaya zorluyorsun. Çünkü dayanışma içinde olmak zorundasın takım oyunlarında. Sonra seneye o takımdan o sporcu öbür takıma gidiyor. Bu sefer oraya 20 ayrı yerden 20 adam gelmiş gibi. Buraya başkaları gelmiş oluyor. Bu sefer o curcuna tekrar başlıyor. Orada da aynı şey başlıyor. Geçen sene dost olduğuyla bu sefer rakip oluyor sporcu. Bir sürü şey getiriyor bu anlamda. Evet, teşekkür ederim hocam. Ben söyleşi öncesinde biraz araştırma da yaptım konu hakkında. Özellikle de edebiyat ve spor bağlamında sosyolojik araştırmalar çok fazla son yıllarda. Edebiyat ve spor bağlamında düşündüğümüz zaman her iki ayrı disiplinin birbirini etkilediğini siz düşünüyor musunuz? Evet. Yani hiç tartışılmaz. Edebiyatta bir şeyler yaratıyorsun, bir şeyler üretiyorsun, bir çeşit dünya kuruyorsun. Hı hı. O dünyanın insanlarına bir maç yaptırıyorsun, bir oyun oynatıyorsun orada. Müsabakaya sokuyorsun onları. Hı hı. Yeniyorlar, yeniliyorlar, kazanıyorlar, kaybediyorlar, ağlıyorlar, gülüyorlar. Spor da böyle. Hı hı. Ama çok kesin bir zıtlığı varsa o da şu, sporda dayatıyorsun.
böyle yap, böyle yapacaksın diyorsun. Kenarda böyle Tarzan gibi bağırıyorsun bazen sporcuya. Edebiyatta bunu yapmazsan daha iyi oluyor. Yani sporda bunu yaparsan iyi oluyor çoğu zaman. Kazanma anlamında. Edebiyatta da yapmazsan iyi oluyor. Yani yarattığın, var ettiğin mahlukların, karakterlerin hayatlarına karışmazsan, ne diyeceklerine müdahale etmezsen, kişiliklerini fazla kurcalamazsan o daha iyi gelişiyor. Sporda pek bunu söyleyemem ama bu kafayla, yani bu edebiyattan spora geçiyor olsaydım herhalde bunu bir denerdim sporda. Sporcuyu kendi haline bırakıp kafanıza göre takılın, neşenize bakın demeyi denerdim. Maalesef bunu yapamadığım yıllardı, bağırıp çağırdığım yıllardı, çok da hoşuma gitmiyor geriye baktığım zaman. Evet hocam. Bu anlamda hani sporun genellikle kazanmak, kaybetmek bir rekabet üzerine kurulu olduğunu biliyoruz ama hep aklıma takılan sorulardandır benim. Edebiyatın bir kazananı var mıdır sizce? Soruyu anlamadım ki. Yani hani edebiyatın kazananı derken şunu kastediyorum. Yani edebiyatta böyle kazanmak, kaybetmek gibi bir ilişki söz konusu mudur? Okur mudur edebiyatın kazananı? Yazar mıdır? Yayıncı mıdır? Ülkedir. Ülkedir. Kısaca ülkedir. Çok vere geldiğim bir örnek var. Bir Japon yılda 25 kitap okuyor. 6 Türk yılda bir kitap okuyor. Kim kazanmış? Şöyle bak yani. Ülkelere bir bak. Kim kazanmış? Bence ülkedir. Evet. Yani okuyan ülkenin, okuyan ulusların sırtı yere gelmez. Bu kesin. Evet. Çok haklısınız. Ben de bu noktada özellikle o sosyolojik araştırmaları gördüğüm zaman şöyle bir şey aklıma gelmişti. Yani bir toplumun spor üzerinden duygularını, yaşam biçimini, ortak tarihini, hayallerini, spor müsabakaları üzerinden, spora yaklaşım tarzı üzerinden okumamız mümkün olabilir mi sizce? Çoğunlukla da öyle ya. Yani takım tutar gibi parti tutarsın. Gene takım tutar gibi okul tutarsın. Senin okulun başkadır, en iyidir. Takım tutar gibi meslek tutarsın. Bizde mesela öyle bir şey vardı antrenörler arasında. En zoru handbol. Yok canım, futbolun eline su dökemez falan. İtişir kakışırsın. Yani bulunduğun yerden hep aynı açıyla bakarsın aslında. Bu doğru bir şey değil ama bu doğru. Böyle oluyor. Evet. Edebiyat ve spor ilişkisini biraz sizin yazarlık serüveniniz üzerinden değerlendirirsek. Ben Medet'te, ondan sonra Bugün Bize Kim Geldi kitabında belki bir anı öykü olarak değerlendirebileceğimiz sizin spor yaşantınızla edebiyatı bağdaştıran öyküler olduğunu gördüm. Bunu sormak isterim. Yani spor yaşantısı edebiyat yaşantısını nasıl şekillendirmiş olabilir sizin yazarlık serüveninizde? Ya her şeyle birlikte. Yani tek başına spor benim edebiyatımı şekillendirdi dersem atarım, yalan söylemiş olurum. Her şeyle, yaşadığın her şeyle. Yani belki öyle bir aileden değil de böyle bir aileden gelseydin başka bir adam olacaktı, değil mi? Onun gibi. O da o spor yapmasaydın, bu spor yapsaydın başka bir adam olacaktı. Yaşadığımız her şeyle birlikte geliyor ama hayatımızın odaklandığı şey meslek olunca, meslekte spor olunca onun katkıları, onun o tarafa katma değerleri daha fazla olabiliyor. Daha fazla hatıra taşıyorsun. Yenmenin, yenilmenin ne olduğunu daha iyi hissettirebiliyorsun kahramanlar üzerinden. Kaybetmenin, kazanmanın. Böyle bir perspektif gelişiyor ama tek başına değil ki, katiyen değil. Yani yazar olmak için spor yapalım o zaman, antrenör olalım. Evet. Öyle bir şey. Evet. Murakami'nin bir sözü vardı, koşmasaydım yazamazdım gibi. Gibi. Evet. Bir şey yapıyorsun ve o seni bir yere götürüyor. Ama diğer şeylerle birlikte götürüyor. Evet. Türk edebiyatına ve dünya edebiyatına da baktığımız zaman aslında doğrudan konusu, odağı spor olan öyküler, şiirler, denemeler olduğunu da görüyoruz. Bu noktada dünya edebiyatından Jack London, Hemingway, Cortazar, Türk edebiyatından Haldun Taner, Aziz Nesin, Melih Cevdet Anday, akla ilk gelen isimler. Sizin bu anlamda etkilendiğiniz yazarlar oldu mu? Onların sporu kullanma biçimi ya da edebiyat anlayışları olarak. Anladım. Yani benim bir konu seçip ondan sonra onun üzerine gitmek gibi bir yeteneğim yok. Öyle bir alışkanlığım yok. Ne gelirse öyle gidiyorum. Onun için yani, evet, çok severek okudum. Sait Hopsait'i de çok severek okudum. Ötekileri de çok severek. Ama onlardan feyz alıp da hadi ben de bir sporla ilgili bir şey yazayım. Bu kadar sene, 36 sene
soyunma odalarında debelendim, sahalarda bağırdım, çağırdım falan. Hadi oradan da bir şeyler atayım, öyle bir plan yapamam. Yaparsam zaten yazamam. Bu anlamda hani sevdim ama etkilenmedim, öyle diyelim. Anladım. Ha, olsun, daha çok olsun keşke yani. Teşekkür ederim. Bir de toplumsal cinsiyet son yıllarda da çok konuşulan konulardan bir tanesi. Yine araştırmalarımda görüyorum ki yani özellikle kadınların toplumların daha doğrusu ataerkil olarak baktıkları futbol gibi ya da bazı spor dallarına artık kadınlar da daha fazla ilgi gösteriyor. Ve bu da biraz daha normalleşmeye başladı. Bu konuda hani sosyolojik bir değerlendirme olarak siz ne düşünüyorsunuz? Ben kadınların tarafını tutuyorum. Yani daha girmeliler hayatın içine. Dünyayı kadınlar kurtaracak. Erkekler de kadın zaten. Yani onlar kadınlar XX, biz XY'yiz. Yani X'in şöyle sol ayağını kes, al sana XY. O kromozom meselesi değil mesele. Mesele ahlak meselesi, irfan meselesi, anlayış meselesi, kabulleniş meselesi. Kabullenelim ama biz büyüklenmeyelim kabulleniyoruz diye. Kadınlar bunu dayatsın, kadınlar gelsin, katılsın hayata, spora katılsın. Sosyal etkinliklere katılsın, düğüne, bayrama, her yere katılsın. Kadınlar hayatın içinde olsun. Evet, teşekkür ederim hocam. Son olarak öğrencilerimize, bizi izleyenlere edebiyat ve spor ilişkisi bağlamında önerileriniz olur mu? Okuma kültürü bağlamında kendilerini yetiştirmek için. Yani okumanın nörolinguistik açıdan, yani beyinsel, sinirsel, beyin gelişimi açısından çok sonsuz katkıları var. Eğer kendinizi zorlarsanız 2 kere 2'yi 5 ettirebilirsiniz. Eğer bunu zorlayacak kapasiteniz varsa, bunu yapacak kapasiteniz, matematikçiler öyle yetişiyor. Ama matematik olsun ve matematiğe dayalı diğer bilimler olsun, hepsi aslında bir şeylerin varsayılmasıyla meydana gelen bilimler. Yani siz biri bir olarak kabul ederseniz o birdir. Etmezseniz başka bir şeydir. Yani uydurmadır kısacası ama sağlam temelleri oturttuğunuz zaman onun üzerine inşaat mühendisliği, gemi mühendisliği falan getirirsiniz. Edebiyat öyle değil, okuma öyle değil. Yani beyin tamamen konuşarak düşünür, kurarak düşünür. Kurmak için de o sözlere ihtiyacı vardır. Sağırların da sözleri vardır. O sözlerle yürüdüğünüz zaman ne kadar çok söz katarsanız, o nöral loblarınıza ne kadar çok söz katarsanız, beyinsel fonksiyonlarınız o kadar artar. O yüzden Japonya orada, biz buradayız. Evet, okumanın önemi %100, bu noktada. Çok farklı. Çok farklı. İstediğin kadar matematikçi ol, çok iyi okuyan biri kadar hayatı kavraman mümkün değil. Evet. Yani çocuklara kötü örnek oluyoruz yani. Öyle. Yok, hiç de öyle değil. Onlar bence gerekli dersleri alacaklardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Benim sorularım bu kadardı size. Kırmayıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Umarım yeni romanlarda, yeni öykülerde buluşmak üzere. Siz hep yazın. Eyvallah. Kaleminize ayrı bir hayranlık duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Seve seve gelirim. Teşekkür ederim.